Merhaba değerli Genç Hayat izleyicileri. Bu hafta Bilimi Eve Getirdik programında ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Selen ile birlikteyiz. Merhaba Selen, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün Selen ile birlikte aslında son zamanlarda özellikle Türk bir çiftin bir aşı çalışmasından sonra gündeme oturan bir tartışma bağlamında bilimde kadını konuşacağız. Şunu biliyoruz, tarihsel süreçten bugüne kadar kadınlar her alanda olduğu gibi bilimde de birçok farklı zorlukla ve ayrımcılığa maruz kaldılar. Buraya dair seninle birlikte bir şeyler söylemeye çalışacağız. Selen hazırsa eğer ben ilk sorumu sormak istiyorum ona. Şimdi tarihsel olarak baktığımız zaman kadınların bilimdeki yeri, karşılaştıkları zorluklar, buna karşılık neler yaptıkları, buralara dair bir şeyler söylemeni istiyorum. Şöyle aslında tarih boyunca kadınların bilim alanında kendisine yer bulması oldukça problemli bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu zaten doğrudan şey gibi de görülüyor aslında tarihte. İşte kadınların üniversiteye kabul edilmesinin bile aslında son 100-150 yıllık bir süreçte gerçekleştiği, işte hala birçok alanda işte kadınların çalışmasının uygun görülmediği bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ve dediğim gibi işte kadınların da tarihte ciddi anlamda işte ya geç yaşlarına kadar işte kendi çalışmalarını yürütemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Ya da işte çalışmalarını yürütseler bile kadın olmalarından kaynaklı yeterince değer görmedikleri bir durumdan bahsedebiliriz. Bununla ilgili birkaç tane örnek vermek gerekirse aslında hepimizin oldukça fazla bildiği birkaç isim vardır. Bunlardan en çok belki de bilineni Rosalind Franklin örneğidir. Rosalind Franklin'i duymuşuzdur elbet gibi düşünüyorum ama birazcık anlatmak gerekirse DNA'nın bugünkü yapısının ortaya atılması noktasında aslında önemli bir çalışması oluyor Rosalind Franklin'in. Fakat bunu bir makale haline getirip işte bu konudaki ileri çalışmaları yayınlayan Watson ve Crick kendi yazdıkları makalede Franklin'i hiçbir şekilde kaynak olarak göstermiyorlar ve bunun üzerinden işte Nobel ödülü kazanıyorlar. Bir diğer örnek olarak mesela Otto Hahn kendi yaptığı çalışmaları, yani kendi laboratuvarında yapılan çalışmalarla birlikte Nobel Kimya ödülünü kazanıyor ama bu çalışmaları tek başına yapmıyor. Burada Liz Meitner'in önemli etkileri olsa da bu çalışmaya kendisinin eş yazar olarak görülmediğini görebiliyoruz. Ya da işte bununla birlikte birçok kadının tarihte, işte belki burada adını detaylı bir şekilde saymadığımız birçok kadının gerek işte hocası tarafından çalışmalarına el koyulduğunu ya da işte eşleri tarafından arka plana atıldığını görebiliyoruz ve şey de çok yaygın bir şeydir aslında bilim dünyasında. İşte bir bilim insanı bir kitap yazıyor ama işte orada direkt olarak şey gibi bir ifade geçiyor, işte eşime teşekkür ederim. Ama burada baktığımızda işte lab notlarının düzenlenmesinden tutun işte kitapların editörlüğüne kadar kadınların ciddi anlamda önemli rollerinin olduğunu görüyoruz birazcık incelediğimizde, ama sadece işte bir cümleyle eşime teşekkür ederim şeklinde burada kadınların adının anıldığını görüyoruz. Bir diğer yanıyla şöyle bir durum da var. Bu sadece işte kadınların arka plana atılması ya da işte bilimde kadınların konulduğu konu sadece şey biçiminde gerçekleşmiyor. İşte çalışmalarının değersiz sayılması ya da işte çalışmalarının yok sayılması gibi durumlarla karşımıza çıkmıyor. Bir diğer yanıyla aslında bu bilim insanlarının söylemlerinde işte bulundukları her alanda yeniden üretilen bir biçimde de oluyor. Şimdi burada bir örnek olarak belki Tim Hunt'ı verebiliriz. Tim Hunt'ın burada Nobel ödüllü, yine işte herkes tarafından çok sevilen ve sayılan bir bilim insanı olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir diğer yanıyla şöyle bir açıklaması var mesela. İşte tırnak içerisinde kızların laboratuvarda bulunması 3 tane problemi beraberinde getirir diyor. Bunlardan birincisi erkekler kızlara aşık olabilir. İkincisi kızlar erkeklere aşık olabilir. Üçüncüsü de kızları eleştirdiğinde de ağlarlar diyor. Doğrudan bu ifadelerle bir açıklaması bulunuyor ve bunu da şöyle bir şeyle temellendiriyor. Mesela işte kadınların ayrı laboratuvarda çalışması, erkeklerin ayrı laboratuvarda çalışması, bu sayede kadınların da önünün açılacağını iddia ediyor. Toplamda, ya da bir diğer örnek olarak onu da vermeyi unutmamak gerekiyor. Bugün belki de işte hepimizin duyduğu bir isim var, Richard Feynman.
Feynman'ın aslında gerçekten fizik alanında çok önemli çalışmaları bulunuyor ama bir diğer yanıyla kendisinin yazdığı kitaplardan bir tanesine baktığımızda bu kitapta şeyden tutalım, profesör kimliğini gizleyerek işte lisans öğrencilerini nasıl tavladığını anlatmasından tutalım. İşte herhangi bir bara gittiğinde orada işte bir kadınla nasıl iletişime geçilebileceğine kadar anlattığı ve burada gerçekten işte çok cinsiyetçi davranışlarını aslında gösterdiği kitapları da bulunuyor. Şimdi bu esasında şöyle bir durumu görmek mümkün. Şimdi bu bilim insanları çok saygın bilim insanları olabilirler. İşte kendi alanlarında çok başarılı çalışmaları imza atmış olabilirler. Ama bu kendi alanlarında bulunan kadınları, işte yanlarında çalışan kadınları ezmelerinden ya da onları yok saymalarından bağımsız bir yerde durmuyor. Esasında bu insanların çok başarılı olduğunu görmekle birlikte bir diğer yanıyla böyle bir yönlerinin olduğunu da bilmek gerekiyor diyebiliriz. Ve tarihte bunun çok fazla örneği var. Yani bugüne gelene kadar birazcık azalmış görsek de aslında tarihten beri süre gelen de bir olay olduğunu söyleyebiliriz. Aslında baktığımız zaman bir değil birden fazla birçok örnek verilebiliyor buna. Yani özellikle yani en uzak döneme gittiğimizde bile Hipatia çok önemli bir bilim kadını olarak geçiyor bugün. Yani orada bir toplumsal baskıdan, bir din otoritesinden dolayı özellikle yeni Platoncu düşüncelerinin Hristiyanlığın dogmatik düşüncelerine ters düşmesi sonucu İskenderiye Okulu'nun onun ölümüyle beraber halka linç edilip öldürülmesiyle beraber İskenderiye Okulu'nun kapatılıp bilimin belki de karanlık bir döneme girmesine kadar bir eşiğe kadar gidebiliyor bu tarz ayrıştırıcı şeyler. Ve toplumun aslında burada bakış açısı gerçekten çok önemli olabiliyor. Sophie Germain diye bir bilim insanı daha var. O da toplumun belirttiği işte kadının yeri evidir ya da kilisede rahibelik yapar gibi söylemlerin ardından matematikten akademik olarak uzaklaşması, bunu sadece bireysel olarak çalışıp asla çalışmalarını paylaşmaması gibi birçok farklı örneği burada gösterebiliyoruz açıkçası. Şu açıdan da bir ele almak gerekiyor ama bence bu konuyu. Bugün günümüzden şöyle bir örnek verecek olursak eğer, toplum işte kadına şurayı yakıştırır, şurayı yakıştırmaz gibi bir bakış açısıyla birçok farklı normu görebiliyoruz. Kadının bilim dünyasında olması neleri gösteriyor? Yani insanlar arasında, toplum için özellikle, bizlere özellikle sığ düşünceli noktalarda ne gibi zorluklar çıkarıyor bilim kadınlarının önüne? Onu sormak istiyorum. Yani şöyle, bilim insanı olmak esasında birçok alanda işte şey olarak anlaşılabiliyor. İşte bilim insanıysanız işte çok zeki bir insansınız ama burada işte genellikle ne kadar çalıştığınızın önemi geri planda tutulabiliyor ve bununla ilgili yapılmış olan bir çalışma var. Şimdi bu çalışma çok detaylı bir çalışma ama genel olarak şöyle bir şeyden söz edebiliriz sonuçlarına baktığımızda. Bir yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da yapılan bir çalışma bu arada. Çeşitli alanlardaki bilim insanlarına şeyi soruyorlar. İşte sizin alanınızda başarılı olabilmek için zeki olmanın önemi ne diye soruyorlar ve bunu hem işte pozitif bilimler için hem de sosyal bilimler için yapıyorlar ve işte verilen cevaplara göre, bilim insanlarının verdikleri cevaplara göre işte fizik ve matematik alanında çalışanlar bizim alanımızda başarılı olmak için dahi olmanız gerekiyor diyor. Sosyal bilimlerde de felsefede aynı durumu görüyoruz ve aynı biçimde bu bilim insanlarına şey de soruluyor. Burada kadınların ne kadar başarılı olacağını düşünüyorsunuz gibi bir soru sorulduğunda da yine aslında burada şöyle bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Zeki olmaları beklendikçe burada kadınların başarılı olacağını kadınların başarılı olmasını bekleme oranları düşüyor. Yani işte kadınların yeterince zeki olamayacağını, işte erkeklerin daha zeki olacağını ve işte fizik, matematik gibi alanlarda işte erkeklerin var olması gerektiği, bu alanların kadınlara uygun olmadığı ve buradan kadınların bu alanlarda başarılı olacak kadar zeki olmadıkları gibi bir sonuca varıyorlar genel olarak. Bu esasında çok gerçekçi ya da gerçekten bilimsel temelleri olan bir şey değil. Bu elbette bir kadının
bir erkekle aynı çalışmaları yapamayacağı ya da işte bu alanda başarılı olamayacağı anlamına gelmiyor. Fakat bugün şöyle şeylerle elbette karşılaşıyoruz işte. Çok hepimiz duymuşuzdur işte, madem kadınlar aynı düzeyde başarılı olabilir, o zaman neden işte biz bilim insanlarını hep erkek olarak tanıyoruz gibi şeyler sorulabiliyor çok sıkça. Burada da doğrudan şey görmek mümkün yani. Bugüne kadar kadınlar bilim alanında o kadar engellendi, o kadar işte önlerine engel çıkarıldı ki kadınlar bu alanda başarılı olacaksa bile olamadılar. Şimdi bugün açısından bu durum bir oranda değişmiş olsa bile hala biz şöyle şeylerden bunu görebiliyoruz. İşte kadın bilim insanlarının bugün kendi aralarında bir örgütlenme çabaları olduğunu biliyoruz. Mesela işte yanlış hatırlamıyorsam Betül Kacar Hoca'nın Türk bilim kadınlarını, Türkiye'li bilim kadınlarını topladığı bir listesi var. İşte bunun dışında 500 bilim kadını diye bir site var sanırım. İşte buraya bilim kadınları girip işte katıldığı, kendisini kaydettiği ölçüde işte isimlerinin göründüğü, birbirlerinin çalışmalarını görebildikleri bir site var ve bu şekilde aslında şunu yapmaya çalışıyor bilim kadınları. Kendi isimlerinin duyurulmamasına ya da işte kendi çalışmalarının yok sayılmasına karşı bir araya gelerek aslında seslerini duyurmaya, kendi görünürlüklerini arttırmaya çalışıyorlar ve bu gibi çabalardan aslında bizim görmemiz gereken şu: bugün kadınlar diyor ki işte bu zamana kadar siz belki işte kadınlara laboratuvarları uygun görmediniz ya da işte tıpkı Watson ve Crick'in işte Frank'ın söylediği gibi siz işte elinizin hamuruyla bu işe karışmamamız gerektiğini düşündünüz. Ama biz bunun karşısında bilim kadınları olarak bir araya geliyoruz ve burada bu alanda var olmayı sürdüreceğiz mesajını da aslında beraberinde taşıyor. Ve bununla ilgili aslında birçok şeyi de gördük biz. İşte kadınların bir araya geldiği ve ciddi anlamda ses duyurduğu. Bunun bir örneği olarak da 2018 yılında CERN'de bir konuşmacının ciddi anlamda cinsiyetçi ifadeler içeren bir konuşması gerçekleşiyor. Bunun karşısında yine bilim kadınları bir araya gelerek işte yaklaşık 4000'i aşkın imza toplayarak bir bildiri yayınlıyorlar ve işte diyorlar ki biz bu alanlarda, bilim alanında yapılan cinsiyetçiliğe karşı sözümüzü söylemek, sesimizi duyurmak istiyoruz. Şimdi bu sayı bakıldığında birazcık az bir sayı olarak görünebilir yani dünya genelini düşündüğümüzde, ama yine de bu alandaki kadınların bir araya gelmesi ve birbirlerini buradan desteklemeleri noktasında aslında önemli bir örneği oluşturuyor. Ama bugün kadınların bilim alanlarında bulunması hala birçok sınırlılığı beraberinde getiriyor. Özellikle kadınların şöyle bir eğilimi olduğunu görebiliyoruz. Hatta işte bunu daha işte üniversite tercihi yaparken işte bir temel bilim seçecek olan bir öğrencide dahi görebiliyoruz. İşte bu alanları seçtiği durumda işte çok uzun çalışma saatlerinin kendi hayatını etkileyeceğini ya da işte burada çalışmalarının yeterince değer göremeyeceğini düşünen genç bilim insanları olabiliyor ya da işte bilim insanı adayları olabiliyor ve bu esasında kadınların bu alanları tercih etmesini de azaltıyor diyebiliriz, ama bunun karşısında da bunun böyle olmadığını ya da değişebileceğini de öne süren örnekler de oluyor dediğimiz gibi. Yani burada bilim kadınları kendi varlığını bir biçimde kabul ettirmeye, kendi seslerini duyurmaya da devam ediyorlar. Evet, aslında önemli olan kısım da bence orası. Ne olursa olsun bir yerlerde biz varız diyebilmeleri bence çok kıymetli, çok değerli. Günümüzde özellikle siz genç, geleceğin bilim insanları, bu noktada asla sesinizi kısmıyorsunuz, sürekli yükseltmeye devam ediyorsunuz. Burada o zaman günümüze gelip günümüzde kadınların bilim camiasındaki yeri nasıldır? Çalışmalarında nasıl zorluklarla karşılaşıyorlar? Böylesi bir toplum içerisinde erkek egemen sistemin dayatılmaya çalışıldığı bir noktada, özellikle dünya ve Türkiye açısından kadının bilimdeki yeri nedir? Nasıl zorluklarla karşılaşıyorlar? Yani aslında başlarken senin de söylediğin çok önemli bir örnek var. Yani birkaç gün önce yaşadığımız Özlem Türeci ve Uğur Şahin örneğinde gördüğümüz gibi burada işte bir çalışma yapıldığında işte birbirleriyle belki de eşit
söz hakkına sahip olması gereken insanlarken bu ikili. O zaman Türeci'nin sürekli olarak geri plana atıldığı, işte sürekli olarak Uğur Şahin'in fotoğraflarını gördüğümüz, onun açıklamalarını duyduğumuz bir şekilde karşımıza çıktı bu aşı çalışmalarının haberleri. Ve bu noktada aslında bunun baktığımızda şeyden bir farkı yok. Yani az önce işte tarihten birkaç örnek verdik. Bunların aslında şey gibi düşünülebiliyor çoğu zaman. İşte bunlar zaten tarihte kaldı, artık böyle bir şeyle karşılaşmayız herhalde gibi bir düşünce olabiliyor, ama bu örnek aslında şeyi bize çok net bir biçimde gösterdi. Yani bunun hala güncel olduğunu, hala bugün bilim kadınlarının bir tık daha geride durduğunu ve işte daha değersiz görüldüğünü bir biçimde karşımıza çıkarıyor. Bir diğer yanıyla mesela dediğim gibi bu sadece işte kadın bilim insanlarının çalışmalarını yok saymak, göz ardı etmek şeklinde de gerçekleşmiyor. Bugün akademi içerisinde var olan cinsiyetçilik ve akademide kadına yönelik şiddetin aslında çok ciddi boyutlara ulaştığını biliyoruz, görüyoruz. Bugün özellikle uzun süreler laboratuvarda çalışan alanlara baktığımızda gerçekten cinsel tacizlerin çok yoğun olduğunu, tecavüzlerin çok yoğun olduğunu ya da mobbingin çok yoğun olduğunu görebiliyoruz. Bununla ilgili yine Amerika'da bir rapor yayınlandı ve işte Amerika'daki üniversitelerde doğa bilimleri, mühendislik ve tıp alanlarındaki kadınların %20 ila 50'sinin tacize uğradığı karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun karşısında ama bunların ne kadarının belirli bir soruşturmaya tabi tutulduğuna baktığımızda aslında çok düşük bir oran. Çünkü bu noktalarda şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz işte. Özellikle bir lisans öğrencisi ise, yüksek lisans öğrencisi ise ya da işte doktora öğrencisi ise burada bu kadın öğrencilerin güçsüz olmasından dayanak bulan akademisyenler ya da işte buradaki farklı pozisyonlardaki akademik insanlar ciddi anlamda üniversiteler tarafından korunmaya devam ediyor. Şimdi burada şöyle bir durumla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Okulların bunu tercih etmesinin sebebi özellikle işte birazcık uluslararası çapta bilinen bilim insanlarıysa veya işte çeşitli fonlar alıyorlarsa aslında okulun bu gelirleri kaybetmek istememesiyle bağlantılı olarak aslında oradaki bir kadının hayatını etkileyen bir problemi yok saymasından kaynaklanıyor. Ya da işte bir diğer yanıyla okulun adının kötü duyulmamasıyla ilgili olarak bu gibi sorunların üstünün kapatıldığını çok fazla görebiliyoruz. Ki hatta bu gibi vakalarda yani işte bir laboratuvarda, okulda bir hocanın bir öğrenciye ya da işte oradaki bir işte postdoc çalışana ya da işte araştırma görevlisine uyguladığı taciz çoğu zaman okul genelinde bir soruşturmaya bile gidemeden işte yaşandığı bölümde ya da fakültede üstü kapatılmaya çalışılıyor. Ya da işte buradaki kadınların bir şekilde bu olayın üzerine düşmemesi ya da işte bu olayı unutması sağlanıyor. Bu noktada hocalara ceza vermek yerine genellikle işte yaşlı bir hocaysa hocanın emekliye ayrılmasını söylenmesi veya işte genç bir hocaysa da işte üniversitesini değiştirmesi bu noktada öneriliyor. Yani herhangi bir şekilde biz zaten şeyi çok fazla görmüyoruz. Bugün hem Türkiye'de hem dünya genelinde hocaların kovulması ya da işte bütün akademik ünvanlarının elinden alınması gibi bir yaptırımla karşı karşıya kalmıyoruz. Burada daha çok işte bu akademisyenlerin o ünvanlarından gelen güçleriyle birlikte korunmasını sağlıyoruz. Şöyle durumlarda da karşılaşıyoruz. Mesela işte bir üniversitede gerçekleşen bir taciz haberini okurken burada bir akademisyense eğer bu taciz uygulayan kişi genellikle işte bu taciz haberinde önce işte kendisinin ne kadar iyi bir bilim insanı olduğu, kendisinin bilime yaptığı çalışmaların ne kadar önemli olduğu anlatıp sonrasında işte kısa bir paragrafta böyle böyle bir taciz olayı yaşandı şeklinde haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu esasında o gücünden aldığı yani gücünü orada dayanak olarak görmesinin de esasında neden kaynaklandığını bize gösteriyor. Yani gerçekten o ünvanlarıyla birlikte korunduğu bir hali görebiliyoruz ve bunun karşılığında da aslında tacize uğrayan kişiler gitgide bilimden uzaklaşıyor. Belki işte işte eğitimini yarıda bırakıyor veya işte farklı bir iş koluna yöneliyor, akademiden vazgeçiyor. Yani burada aslında doğrudan bilim kadınlarının önüne yine bir engel olarak bu durumun karşısına çıktığını söyleyebiliriz. Ama
Burada şöyle bir durum var. Yani taciz, bu alandaki özellikle taciz ya da işte şiddet bizim kaçabileceğimiz bir yerde değil. Yani bugün bilim insanları açısından işte taciz okullarında, sıralarında, amfilerinde ve işte çalıştıkları laboratuvarlarda karşılarına çıkıyor. Her gün dersine girdikleri hocaları tarafından yapılan bir şey olarak karşımıza çıkıyor ve bugün bu sorun hala güncel. Yani bu olay işte her okulda, her laboratuvarda, her sınıfta belki de yaşanan bir olay ve biz bir şekilde bunu duymuyoruz ya da işte görmüyoruz diye bunların yaşanmadığı anlamına da gelmiyor. Yani bugün ODTÜ'de biyolojik bilimler bölümünde işte bir hoca tarafından işte atılan bir staj mailinde bile işte kadın öğrencilerin mülakatlara giderken fazla gösteren kıyafetler giymemesi tavsiye ediliyorsa aslında bu noktada hala öğrencilere bir geleceğin bilim insanı olarak işte bu alanda geliştirilmesi gereken kişiler olarak bakılmadığının aslında bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunun karşısında da aslında işte tacize uğrayanların sürekli olarak şey yönü, yani gelecekte bilim insanı olacak olmaları ya da işte bugün bilim insanı oluyor olmaları aslında göz ardı ediliyor diyebiliriz. Ve bunun karşısında aslında kadınların bulundukları her alanda bir araya gelmeleri ve işte hem yaptıkları bilimi savunarak hem de kendilerine bir şekilde dayatılan bu durumdan çıkabilmek, kurtulabilmek için aslında bir araya gelmeleri ve birlikte bu durumun karşısında durmaları gerekiyor diyebilirim. Benim sorularım bu kadardı ama eklemek istediğim şöyle bir şey var. Bu tür kadına karşı taciz ve şiddet olaylarının önlenmesi konusunda ne devlet mekanizmalarından ne de toplumsal olarak henüz dünya genelinde bir bilinç oluşturulduğu söylenemez. Bunu da yine yaratacak olanlar kadınların kendisidir. Sizler bu noktada bir dayanışma ağı oluşturarak bilimde olduğu gibi hayatın her alanında kadınlar yine birlik ve dayanışma ile bu taciz ve şiddeti önleyebilirler. Benim diyeceklerim de bu kadar. Senin eklemek istediğin başka bir şey yoksa. Belki son olarak şunu ekleyebilirim unuttuğum bir nokta olarak. Şimdi biz şeyden bahsettik işte bu akademisyenlerin taciz ettiğinden ya da işte kadınlara şiddet uyguladığından bahsettik. Bu noktada aslında şöyle bir şey de önemli olabiliyor. İşte bu insanlar bilime ne kadar katkı yapmış olursa olsun, ne kadar önemli çalışmaları olmuş olursa olsun bu insanların tacizci olduğunu vurgulamaktan ya da işte bu özellikleriyle de var olduğunu vurgulamaktan aslında çekinmemek de gerekiyor bir yanıyla. Bunun karşısında yine senin de söylediğin gibi çeşitli biçimlerde kadınların mücadelelerini sürdürmeleri ve bu noktada güçlü olmanın aslında kendi birlikteliklerinden geleceğinin de farkında olmaları gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli Genç Hayat izleyicileri, bu hafta da Bilime Eve Getirdik programının sonuna geldik. Bir dahaki yayında tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.